İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. C gazetesi. Ulaşımda klima çilesi. Hava sıcaklığının nemle beraber 50 dereceyi bulduğu Mersin'de toplu taşıma araçlarının birçoğunda klimaların açılmaması vatandaşlara isyan ettirdi. Vatandaşlar belediyenin bu konudaki denetimlerini artırmasını istiyor. Memur çekle tatile çıkacak. Turizmciler iç piyasayı harekete geçirmek için hükümetle ortak hareket ediyor. Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Murat Demir, çekle tatil projesinin önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacağını belirterek, kamuda çalışan herkese bütçesine göre tatil imkanı sağlanacağını duyurdu. Haberci Gazetesi. Onlar da insan. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Onlar da insan ve onların sorunları bizim de sorunlarımız. İstesek de, istemesek de. Vergi rekortmeniyiz ama sorunlarımız duruyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin girişimcilerinin kenti Türkiye'nin 6. vergi rekortmeni şehri yaptığını, ancak bunun kendiliğinden büyük desteklerle veya teşviklerle olmadığını söyleyerek sorunlar duruyor dedi. Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listelerinde Mersin markalarının geçmiş yıla göre sıralarını yükselttiğini belirten Aşut, Mersin sanayisinin başlıca sorunları, altyapı, eğitim ve rekabet ortamı, bunlar çözülür. Çukurova Havalimanı, lojistik merkezi, yeni OSB'ler kurulursa her şey çok başka olur dedi. Yeni Güney Gazetesi. Metruk binalar yıkılıyor. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mersin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bahçesinde bulunan Metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Viran şehirliler iftarda buluştu. Mersin'de bulunan Viran Şehirler Derneği bir otelde verdiği iftar yemeği ile bir araya geldi. Viran şehirde çok sayıda davetlerin de davet edildiği iftar yemeğine Mersin Mali Yardımcısı Ogün Bahadır, Mustafa Akyürek ve İsmail Kur'an da davetlerin arasındaki yerlerini aldılar. Mersin Viran Şehirler Dernek Başkanı Avukat Halil Kur'an, Mersin'de bulunan hemşehrileriyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akdeniz Gazetesi. Mezitli'de tüketici masası oluşturuluyor. Mersin'in Merkez İlçe Mezitli Belediyesi ile Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarını çözebilmek için tüketici masası projesini hayata geçiriyor. Bankalarda ve elden satışlarda mağdur olan vatandaşların sorunları, Mezitli Belediyesi aracılığıyla Ticaret İl Müdürlüğü denetiminde kurulacak tüketici masası tarafından çözülecek. Asfalta yumurta pişirdiler. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava Mersin'de de etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığını nemle beraber 50 dereceyi bulduğu Mersin'de vatandaşlar asfaltta yumurta pişirdi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahil kenarlarında, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken çocuklarsa denize giriyor. Güney Gazetesi. Çukurova Havalimanı bitirilmeli. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, kent ekonomisine yönelik yaptığı değerlendirmede, eğer Mersin bir lojistik kent, ülkenin en büyük ikinci limanı ve en büyük ikinci dış ticaret kenti olarak görülüyorsa, Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı bitirilmelidir. Bu aynı zamanda bölgenin turizm iddiası için de hayati bir konudur dedi. %4,8 oranında büyüdük. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, teröre rağmen Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %4,8 oranında büyüdüğünü belirterek, Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik dedi. Mersin Gazetesi.
Sorumsuzluğun sonu çevre katliamı. Tarsus ilçesinde gemilerden atıldığı iddia edilen ağlar denizde bulunan canlıların ölümüne neden oldu. Ağlara dolanarak ölen çok sayıda deniz canlısı kıyıya vurdu. Aydıncık Liman İçi yeniden düzenleniyor. Aydıncık ilçesinin simge mekanlarından Liman İçi bölgesinde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları son hızıyla sürdürülüyor.